Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Donatello'nun bulutlardaki Meryem rölyefine bakıyoruz. İşte böyle küçük ve mermerden yapılmış bir rölyef. Kara şeklinde olması pek sık görülen bir özellik değil. Tarihçilerin Rilievo Skeccio diye adlandırdığı stilde bir rölyef. Rölyef dediğimizde aklınıza arka plandan çok belirgin şekilde ortaya çıkan figürler gelmiş olabilir. Ancak bu düzleştirilmiş bir rölyef. Arka plandan yükselen figürler sadece birkaç milimetre kalınlığında. Donatello'nun yine de harika bir derinlik hissine ulaşmış olabilmesi bence inanılmaz. Bunu rölyef oymacılığının düzlüğüne rağmen ya da belki de bu düzlük sayesinde yapabilmiş. Bu Donatello'nun boşluk yanılsamasını yaratabilmek için üzerinde çalıştığı bir teknikti. Erken dönem Rönesans sanatçıları buna çok önem veriyordu. Bu esere bakınca Donatello, Masaccio, Mantegna gibi sanatçılar tarafından geliştirilen naturalizmin 15. yüzyıldaki fevkalade ilerlemesini hatırladım. Bence Donatello bizi bu sahnenin gerçekliğine inandırmak istiyor. Meryem'e bakalım, adeta gerçek bir hacim ve ağırlığı olduğunu hissedelim istiyor. Sanki sağ ayağı bize doğru açık duruyor. Sadece milimetreler kalınlığında ve böyle küçük bir mermere oyulmasına rağmen gerçekten de eserde kütle ve hacim hissi var. Donatello kapladığı vücudun şeklini açıkça gösteren kumaşın katlarını yaparken de Meryem'in etrafında ya da omuzlarında dolanan meleklerin kendi sevimli yaşamlarını ele alırken de çok zaman harcamış. Ya da katlarının birbiri üzerine döküldüğü başörtüsünde. Yani kumaşın uyumlu dalgaları adeta alt kısımdaki bulutların şeklinin bir yankısı gibi. Meryem bir bakıma gökyüzüyle bir oluyor. Bu ortaya çıkan eserde çok güzel ve samimi kısımlar var. Kumaşın vücutla birleştiğine, nasıl üzerine düştüğüne bir bakın. O zaman Donatello'nun nasıl antik Yunan ve Roma heykelciliğine önem verdiğini fark edebilirsiniz. Sağ ayağı kumaşı öne doğru çekiyor ve onu gergin göstererek harika bir hacim hissi oluşturuyor ya da İsa'yı, özellikle de omzunu, derisini düzleştirerek tutan eli. Bunları böyle yapmasının nedeni bizi naturalizme ikna etmekten başka bir şey olamaz. Akıntı gibi görünen bulutumsu bir mekanda naturalizme pek uygun değil gibi tabi. Bir tarafta naturalizm var ama bir tarafta da haleleri olan bu küçük melekler var. Ama bu tam da erken dönem Rönesansı, öyle değil mi? Realizmin vücuda, mekan yanılsamalarına, ve insani duygulara önem vermesinin ilginç bir karışımı. Meryem ve İsa arasındaki bu şefkat de bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Tüm bunlarda insani deneyimleri görüyoruz. Ancak aynı zamanda burada ruhani bir sahneye de tanık oluyoruz. Bu küçük mermer parçasındaki oymacılığın çeşitliliğine bakın. Bu paneldeki en derin oyulmuş kısım Meryem'in yüzü. Onun profilinin hatlarını çizen derin bir gölgesi var ve bu bana antik Roma kabartmalarını hatırlatıyor. Mükemmel profili ve gölgenin yüzünün taslağının belirmesi. Gözlerinin ve burnunun yanında da gölgeler var. Bu da tam İsa'ya eğilirken bir hüzün algısı yaratıyor. Eserin tamamında bir melankoli hakim. Melekler neşe saçmıyor. Nihai bir trajedi ise açıkça ortada. Meryem çocuğunu koruyor, vücuduna sarıyor ve onu kendisine yaklaştırıyor. Yine bu da onu koruduğunu gösteriyor. O da İsa'da anıtsal nitelikte. Etrafını saran melekler de epey önem taşıyor ama Donatello gerçek bir derinlik hissini alanda geriye gittikçe meleklerin ölçeğini düşürerek ve ayrıca oymanın derinliğini azaltarak başarıyor. Dolayısıyla sağ ve sol üst köşedeki melekler mümkün olduğunca sığ bir şekilde oyulmuş. Mesela sağ üst köşedeki meleğe bakalım. Kanadının ucu oyulmamış bile. Sadece boşlukta geri gidiyor gibi görünüyor yani figürlerin içinde bulunduğu bir atmosfer algısı var. Ve Donatello bu olağanüstü etkileyici eseri sadece birkaç milimetreyle ortaya çıkarmayı başarmış.